Merhaba değerli basın emekçileri, kayıp yakınları, insan hakları savunucuları ve bugüne kadar yanımızda bulunan, bizi duyan dinleyenlere merhaba. Yine hakikaten öyle bir zor gündeyiz ki, yani bir anne, bir tek evlatı kendi eliyle polise götürsün, devlete güvensin, versin ve 17 yıldır da arasın, bulamasın. Bunu yapanların vicdanlarına, bize duyanların vicdanlarına sesleniyoruz. Nasıl böyle bir şey yapıldı böyle bir anaya, herkes kendi vicdanına el koysun ve düşünsün. Ama biz hep diyoruz ki polis şunu yaptı, bunu yaptı. Bunları kaybedenler etmediler. Ettirenler adalettir, yargıcılardır, hukuksuzluktur. Çünkü nedense devlet güvenlik güçlerine olsun, devlete olsun, bunların her yalanına inanıyorlar ama benim gibi bir annenin doğruluğuna, söylediklerine inanmadıkları için ben 17 yıldır arıyorum. Benim çocuğum için dediler ki izni kurtuldu. Peki o günden beri bu kadar aranan bir insan, siz sanki bir katilmiş gibi aranan bir insan 17 yıldır izni kurtuldu, nerede olduğunu, niye arıttın, niye bir daha beni aramadı? Oğlun seni aradı mı? Veya senin oğlundan bir haber aldın mı? Hiç kimse sormadı. Demek ki onlar onu ne yaptığını çok iyi bildikleri için bir daha arama gereği de duymadılar. Ve savcılar, hükümet istediklerini istediği zaman ellerini basıp gözaltına alabiliyorlar. İstediklerini istediği suçlara atabiliyorlar. Ama bizim çocuklarımızı kaybedenlere, yakanları, kuyuları atanların evlerini basmıyorlar ve bu insanlar bizim yanımızda olanlar, adalet arayanlar, çocuklarını kaybedenler, ne evleri basılıp herkes gözaltına alınıyor, herkes suçlu, bizim insanlarımızı kaybedenler tekrar terfiyelerle, şeylerle korunuyor. İşte gördük yani, İzmir'de dövülen bir kadını yapılanı, onun yerine kadın hem dayak yiyecek hem 6 yıl ceza alacak. İşte devlet bunları koruyor. Devlet kendi ne muhalif olan insanları istediği yerlere, istediği kuyulara da atabiliyor, zindanlara da atabiliyor. Neden? Susturmak için. Neden? Aramasınlar için. Ya biz ne vatan hainiyiz, biz ne halk düşmanıyız. Biz halk için adalet isteyenler, kayıplar için, kaybedenlerin suçlanması için buradayız. Halk bizi böyle görmesin. Hangi ana çocuğunu aramaz? Hangi ana bu adaletsizliğe isyan etmez ki? Ben bir tek evlatımı vereceğim, gidip evde rahat rahat yatacağım. Neymiş devlettir, kaybeder. Hayır efendim, kaybedemezsin. Sen benim vergimi alıyorsun. Sen benim çocuğumu kaybedemezsin. Ya yeter artık diyoruz. Madem yüzde kurtuldu, bunu bana verin. Ben de diyorum ki hakikaten benim oğlum yüzmüş, kurtulmuş ve bugüne kadar o beni aramamış. Bak devlet aradı, buldu, verdi beni. Kusura bakmayın, gerçekten çok zor konuşuyorum. Artık ben 60 yaşında bir insanım. Benim yüreğim her gün kanıyor. Yani bizim gözyaşlarımız akmaya yürür. Bizim kanımız görünmeyebilir ama bizim ciğerlerimiz paramparça. Yeter diyoruz. Duysunlar. Halk da duysun. Devlet de duysun. Bu suçları işleyenler de duysun. Vicdanları varsa getirsin. Her neyse, bu parça kendini görecek, canını bulup verecek, bulsun, versin ya, yeter diyorum.